Bodrum'da son 6 yılda yaşanan göçmen olaylarında ele geçirilen deniz araçları ilçedeki bazı otoparklarda toplanıyor. Sahibi bulunamayarak satışa çıkarılmayı bekleyen tekneler ve diğer deniz araçları hala göçmenlerin izlerini taşıyor. Bodrum, Orta Doğu ülkelerinden daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya yasa dışı yollardan göç etmek isteyen mültecilerin en sık kullandığı geçiş yollarından biri oldu. Özellikle son birkaç yıldır Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmek isterken deniz ortasında mahsur kalan pek çoğu Bodrum Sahil Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kurtarıldı. Balık istifalinde karşı adalara geçmek isteyen kimi göçmenler de denizde boğularak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren göçmenlerden en çok akılda kalansa Akyarlar sahiline cansız bedeni vuran Aylan Bebek. Göçmen olaylarında yakalanan ve sahibi bulunamayan teknelerse ilçedeki çeşitli otoparklarda toplanıyor. Milli Emlak tarafından belli bir değer biçilen tekneler açık artırmayla daha sonra satışa sunuluyor. Yakalanan teknelerse göçmen dramının izlerini taşıyor. İçerisinde özellikle göçmen çocuklara ait can yelekleri, ayakkabılar, çoraplar gibi çeşitli giyim malzemeleri yaşanan acı tabloyu gözler önüne seriyor. Deniz araçlarının toplandığı yerlerden biri de Yalıkavak Mahallesi'ndeki Bodrum Otopark işletmeleri. Otoparkta göçmen olaylarına karışmış çok sayıda tekne bulunuyor. Bodrum Otopark işletmeleri sahibi Burkay Karadağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yakalanan teknelerle ilgili şu bilgileri verdi. Buradaki tekneler hepsi göçmen kaçakçılığında ya yakalanılan ya veya terk vaziyette bulunan tekneler. Göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere denize indirilmiş tekneler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp tarafımıza teslim edilen muhafaza altındaki tekneler. Şu anda burada kaç tekne var? Şu an aşağı yukarı 250 civarında tekne var. Bir 70-80 civarında bot ve bunun gibi deniz araçlarını kullanıyorlar zaten. Peki bu tekneler daha sonra ne olacak? Bu tekneler Milli Emlak kanalıyla satışa çıkacak. Daha onun tahkikatlarını yeni yaptılar, işte kıymet tahkikatlarını vesaire. Önümüzdeki ayın sonundan itibaren satışlar başlamaya başlar. Yavaş yavaş gelişir. Evet, bu teknelerde sanırım ölümlü olaylar da olmuş birçok. Tabii ölümlü tekneler de var. İşte yolda yakalanılan tekneler var. Batıp çıkardığımız tekneler var. Aylan Kurdi'nin yaşamını yitirdiği olaya karışan teknenin de Bodrum Otopark işletmelerine getirildiğinden söz eden Karadağ sözlerini şöyle sürdürdü. Fiyat konusunda çok bir bilgim yok. Yani araba gibi değil, araba olsa söylerim ama teknelerde en azından bir piyasa değerinin %20-%30 aşağısına satılacak burada. O yüzden karlı bir satış olur. Evet, araçlardan daha çok tekne yoğunluğu görüyoruz. Yok, aslında öyle de değil. Yani yarı yarı. 3500 kadar motor var. 800-850 civarında araç var, araba var. Yani uçak hariç onun dışındaki bütün araçlar mevcut. Yakalanan teknelerin her birinin ayrı bir hikayesi olduğuna işaret eden Burkay Karadağ, bence buradaki deniz araçlarında yaşanan hikayelerin birini diğerinde üstün tutmak olmaz. Hepsinin bir acısı var. Hepsi bir üzün taşıyor şeklinde konuştu. Bu teknelerin her birinin ayrı bir hikayesi olduğu için bizim şu hikayesi mevcut diye onu diğerlerinden daha üstün tutmamız doğru olmaz. Hepsinin bir acısı, hepsinin bir hikayesi mevcut. Deniz araçlarının nasıl satışa çıkarılma işlemlerinden de bahseden Karadağ sözlerini şöyle tamamladı. Normalde UYAP sistemi üzerinden imzasız girişten vatandaş girip bu ihaleleri takip edebiliyor veya Milli Emlak Müdürlüğü'nün satış sayfasından takip edebiliyor. Ancak oralardan takibi zor olduğu için bizim böyle bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen halka daha fazla hitap edebilmek adına biz Facebook'taki Bodrum Otopark İşletmeleri adlı sayfamızda bu ilanları yayınlıyoruz. Araçların işte hangi araçların, teknelerin vesaire kaç paradan satışa çıkacak, özellikleri nedir, ne kadar süre orada yatmış. Bu tür bilgileri paylaşarak insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tekneler son olarak kaç dakika, 3 aylık da var galiba, kaç dakika içerisinde? 3 aylık olan tekne de var, 1 hafta 10 gün önce gelmiş tekneler de var. 10 yıl öncesine dayanan tekneler de var ama bizim anladığımız kadarıyla bu yıl göçmen kaçakçılığı biraz daha zayıfladı. Neden derseniz daha az tekne almaya başladık biz. Geçen yıl ne kadar tekne almıştınız mesela? Geçen yıl 120'nin üzerinde tekne almışlığımız vardır. Bir o kadar da teslim ettiğimiz mevcuttur. Sahibi bulunamayarak otoparka çekilen deniz araçlarının satışı Temmuz ayının sonunda başlayacak.